Bilgisayarınızın işlemcisi, daha doğru bir tabirle bilgisayarınızın merkezi işlem birimi, hemen hemen kare oranlarına sahip dörtgen bir parçadır. Bu parçanın altına baktığınız zaman anakartla bağlantı kurmaya yarayan bağlantı noktalarını ve belli bazı devre elemanlarını görürsünüz. İşlemciyi takmak için anakartınızı kasanızdan dışarı çıkarmanız gerekmez. Ancak en kolay yöntemi kasadan dışarı çıkarmaktır ve biz de bunu öneriyoruz. Anakart üzerinde işlemciyi nereye takacağınızı kestirmek oldukça kolaydır. Intel anakartlarda metal bir çerçeve ve hemen yanında bir tane kol görürsünüz. Bu kol metal çerçeveye oturacağınız işlemciyi yerine bastırmaya yaramaktadır. Aynı zamanda anakartı kutudan ilk çıkardığınız zaman soketin ortasında bir tane plastik kapak göreceksiniz. Bu plastik kapak Intel'in LGA soket yapısının hassas bağlantı noktalarının eğilmesini ve bükülmesini engellemek için koruma amaçlı konulmuştur. Anakartınızı açıp işlemcinizi taktıktan sonra bu plastik kapağı saklamanız önerilir. Çünkü anakartın başına bir şey gelir de garantiye göndermek zorunda kalırsanız yine soket bağlantı noktalarını korumak için bu kapağı takmak isteyeceksiniz. Anakartınızı işlemci montajı için gerekli düzleme koyduktan sonra ilk yapacağınız şey soket mekanizmasının kilit koluna bastırarak biraz aşağı indirip kenara çekmek. Ondan sonra da kolun yukarı doğru kalkmasına izin vereceksiniz. Hemen ardından işlemci çerçevesini tam karşı tarafa doğru açıp kapağı ortaya çıkarıyorsunuz. Şimdi kapağı tutun ve yukarıya doğru çekin. Yukarı doğru çektiğiniz zaman anakartın işlemci soketine ulaşacaksınız. Bu soket Intel'in LGA 1366 adı verilen soket yapısına sahip. Yani Core i7 işlemciler için tasarlanmış ki bizim kullandığımız örnek anakartta x58 Yonga setine sahip ve kullandığımız işlemci de Intel Core i7 920. İşlemciye dikkatli baktığınızda işlemcinin üzerinde iki tane çentik göreceksiniz. Bu çentiklerden anakartın üzerinde de plastik çıkıntılar şeklinde bulunuyor. Böylece işlemciyi ters takma ihtimaliniz ortadan kaldırılmış. İşlemciyi çentiklere denk gelecek şekilde tutun ve dik olarak yerine yerleştirin. Tam olarak birbirine uygun yapıldığı için zorlanmadan yerine girecektir. Eğer tam olarak oturtamazsanız ilk seferinde sağa sola ya da ileri geri oynatmak yerine yukarı doğru kaldırıp tekrar yerine bırakın. İşlemciyi sokete tam olarak oturttuğunuz zaman çerçeveyi aşağı indirecek ve kilit kolunu tekrar ilk konumunu alıp yerine sabitleyerek işlemci montajını tamamlamış olacaksınız. Güncel işlemciler oldukça yüksek hızlarda çalışırlar ve buna paralel olarak da bol miktarda ısı üretirler. Sistemin düzgün çalışmasını garanti altına almak için üretilen bu ısıyı dışarıya aktarıp uzaklaştırmak, dolayısıyla sıcaklığı belli bir çerçevede tutmak gerekir. İşlemci soğutucuları burada devreye girer. İşlemci soğutucusunun görevi, işlemcinin ürettiği ısıyı alıp kendi üzerine çekerek, üzerinden geçirdiği hava yardımıyla bunu uzaklaştırmaktır. Biz burada bir tane hava soğutma sistemini inceleyeceğiz. Bir işlemci soğutucusu temelde 3 parçadan oluşur. Bu 3 parçadan bir tanesi işlemci soket montaj mekanizmasıdır. Güncel Intel işlemcileri, Core i7 işlemcilerinde kullanılan soket LGA 1366 ve Core 2 işlemcilerinde kullanılan soket LGA 775 olarak iki tane farklı soğutucu montaj mekanizmasına sahiptir ve bunlar birbirleri arasında uyumlu değillerdir. Bunlardan bir tanesi için söz gelimi LGA 1366 soket yapısındaki bir işlemci için kullandığınız soğutucuyu LGA 775 tipindeki bir işlemcinin üzerine oturtmak için soğutucu montaj mekanizmasını değiştirmeniz gerekir. Bir işlemci soğutucusunun esas ağır parçası ise işlemcinin üzerinde oluşan ısıyı metalin ısı iletkenliğini kullanarak kendi üzerindeki yapraklara dağıtan ve böylece havanın ısıyı uzaklaştırması için daha fazla yüzey alanı sağlayan işlemci soğutma blok yapısıdır. Bu blok yapısı en basit haliyle düz bir taban üzerine yerleştirilmiş kanatlardan oluşur. Hızlı işlemciler için üretilen iyi soğutucularda ise genellikle bakırdan yapılan taban, yine bakırdan yapılan ısı borusu adı verilen ve ısıyı yukarıya daha çabuk çıkaran borular ve tabii ki bol miktarda kanatçık bulunur. Isıyı uzaklaştırmak için bu kanatçıkların bulunması yetmez. Bu kanatçıkların üzerinden geçecek hava akımı gereklidir ve bu hava akımını da son olarak bahsedeceğimiz fanlar sağlar. İşlemci soğutucunun boyutlarına bağlı olarak 8 santimetre, 9,2 santimetre ya da 12 santimetre çapında fanlara sahip soğutucular bulabilirsiniz. İşlemcinin üzerine soğutucu oturtmadan önce işlemcinin üzerine ısı iletken materyallerden uygulamanız gerekir. Bu materyaller işlemcinin üzerinde ya da soğutucunun tavanında olabilecek mikro düzeyde insan gözünün göremeyeceği kadar küçük düzensizliklerin arasını doldurup
daha fazla ısı iletimini sağlamaktır. Eğer bu maddeden kullanmazsanız bu bölgelerde küçük hava tabakaları kalır ve ısı iletimini yavaşlatırlar. Isı iletken maddeler genellikle macun kıvamındadır ve bu nedenle bilgisayarcınızdan isterken termal macun adını verdiğini duyabilirsiniz. Bu termal macunları uygulamak oldukça kolaydır. Yapmanız gereken işlemcinin üzerine az miktarda termal macun damlatıp ya da sürüp bunu mümkün olduğu kadar ince şekilde yaymak. Eğer çok fazla kullanırsanız işlemcinin soğutma performansını iyileştireceğinize kötüleştirmiş olursunuz. Yani termal macunun fazlası iyi değildir. Sadece yeteri kadar ve işlemcinin yüzeyini ince bir film halinde kaplayacak şekilde yapmalısınız. Bu işi yaptıktan sonra sıra işlemci soğuturucusunu oturtmaya geliyor. Standart Intel işlemci soğuturucu mekanizması, işlemcinin soketinin etrafındaki 4 tane delikten oluşur. Bu deliklere soğuturucu üzerindeki montaj mekanizmasının üzerinde bulunan pinler girer. Bu pinlerin montajı için önce üzerlerindeki dönebilen siyah parçaları saat yönünde çevirmeli ve oturmaya hazır hale getirmelisiniz. Bu parçalar saat yönünün tersine çevrildiklerinde ise işlemci soğutucusunu işlemci üzerinden çıkarmaya yararlar. Soğutucunun montaj pinlerinin hepsini saat yönüne çevirdiyseniz ve işlemcinin üzerine ısı iletken macun uyguladıysanız işlemci soğutucusunu işlemcinin üzerine oturtmaya hazırsınız demektir. Bunu yapmak için pinler montaj deliklerine hizalanacak şekilde işlemci soğutucusunu yerleştirin ve pinlerin üzerine bastırın. Yerine oturan ve kilitlenen her pin için birer tane çıt sesi duyacaksınız. 4 pinden de bu çıt sesini duyup yerine kilitlendiğini anladığınız zaman işlemci soğutucusu montajınız hemen hemen bitmiştir. İşlemcinin soğutucusunu yoklayın ve yerinden çıkmadığından emin olun. Son olarak yapmanız gereken şey soğutucu fanını anakartın üzerindeki güç bağlantılarından birine bağlamaktır. Bunlar fan çıkışı olarak zaten belirtilmişlerdir. Bunu yaptığınız zaman bilgisayarınız açıldığında dönmeye başlayan işlemci soğutucu fanınız, işlemcinin üzerinde üretilip soğutucunun kanatçıklarına dağıtılmış olan ısıyı alıp işlemciden uzağa taşıyacaktır.